Merhabalar, ben Kötes Köte ve Kasa İson'un 35. bölümüne hoş geldiniz. Ve Fit Köfte ile Kasa 1'i yarılamış olduk. Evet. İnventörümde görüyorsunuz. Battery Buffer, Ascending Machine, Basic Ascending Machine, Advanced Ascending Machine, Advanced Generator, Basic Desire Generator, Basic Fluid Extractor var. Bir tane daha Basic Desire Generator'a ihtiyacım var benim. Tamamdır. Yine o steklenme saçmalığı. Great Tech bazen bunu yapıyor. Beta olmasına vuruyorum. Bunun yanı sıra başka ihtiyacım olan bir şey var mı? Yok. Evet. Şimdi gelelim. Burada neler yapacağız? İlk olarak bize en çok lazım olan şey Inventory Cable. Evet, Inventory Cable gel. Bu arada Inventory Cable'ları aynen bu şekilde döşüyorum. Evet, şimdi Basic Desire Generator gel. Fluid Extractor. Wrench'im nerede? Burada. Tom Nomcon, sen çekil. Evet. Şimdi de sen gel. Ardından şurada bir şey göstermek istiyorum. Burası ara evim olacak. Spruce Wood yetiştiriyorum şu an. Nerede yetişiyorsun diye soracak olursanız, o ağaç tarlamda. Elimde biraz spruce sapling vardı, onları spruce wood'a çevirdim ve bunların hepsine muffler koydum. Muffler koymamış, sadece iki cihaz var şu an. Şu ve şu, ki onların da sesini seviyorum. Evet, Minecraft'ın yamıştırıcı müziklerini de dinliyorsunuz. Daha sonra mayıştırıcı diyelim. Yamıştırıcı olmadı pek. Evet. Buraya hala enerjiyi taşımadım. Buraya da taşımadım doğal olarak. Şimdi yapmamız gereken şeyler. Bu nedir diye soracak olursanız birazdan değineceğim. Ardından evet. Şimdi bu basic desire generator gelsin. Bu ardından şu low voltage buffer'a gelsin. Sonra buraya dön. Aslında bunu yapmayacaktım. Tamam. Şimdi sen şöyle gel, sen de şöyle gel, sen de şöyle gel. Ardından sana geri dönelim. Evet. Daha iyi bir fikir geldi aklıma. Şu an bir yandan düşünüyorum nasıl döşeyebilirim diye. Sen gel. Yanlış cihazı taktım. Her zaman olduğu gibi. Aslında Ascending Machine gel. Low voltage battery buffer. Diesel generator. Tamam. Buna sadece iki tane bağlayacağız bu arada. Tamam. Tamam, burası doğru. O zaman sen de dönüşüyorsun.
Tamam, düzelttik. Şimdi geri kalanını düzeltelim. Evet. Sonra visim neden bitiyor? Dörplemeyi kesersem visim bitmeyecek. Aslında bir de düşünürsek... Wire cutter, gel. Hatta baltaya ihtiyacım yok. Wire cutter sen... Buraya gel. Wrench sen buraya gel. Asa sen buraya gel. Ben bunu neden kullanmıyorum bilmiyorum. Şarj etmeye üşendiğim için olsa gerek. Tamamdır. Buraya bir tane daha esenlik machine gelecek. Gerçekten basic gelecek. Yalnız bu patlardı. Çünkü advance koydum. Advance koyarsam ne olur? Patlar. Evet. Basic assembly machine'imiz böyle yerleşti. Ardından advance diesel generator. Ve advance assembly machine. Evet. Tamamdır bu, tamam. Bu gayet oturdu. Şimdi bize lazım olanlar... İlk başta... Uyku. Evet, ilk olarak kesinlikle uykuya ihtiyacımız var. Sonrasında da... Kahvemizi yudumlayıp devam etmeye. Neticede ben şu an gece bir çekim maratonu yapıyorum. Biraz da spruce'larım ne durumda bir bakayım. Tamam, birikmişler bayağı. Bir tanesini kaybetmişiz. İki tanesini kaybettik. 18'de 2. Gayet güzel bir oran. Şimdi şuradaki 13. Tamam. Ardından sen, sizler. Tamam, gelin. 1, 2, 3, 4... İşte o yüzden, bu yüzden biraz bir an önce arıcılığa geçmek istiyorum çünkü bunlardan çok daha güzel. Yani onlardan, yani Beeswax'lerden çok daha güzel elde ediliyor. Bir ara geçeceğim arıcılığa. Evet, bunlar pişe dursun. Bu arada bu evdeki bütün inventory cable'ları kaldırdım. Şu tankı da yavaştan kırıyorum. Şunları da bir yere kaldıracağım. Workshop'ımı, şu yumu, bu yumu halledeyim. O şekilde her şeyi yine eve taşıyacağım. Hala bu evi ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Evet, aynı gece çekiyorum. 16, tamam. 16, 17 oldu. Sağlık olsun. Asla dur, daha fazlasını da alabilirim. Yirmi dört. 26'ydı sanırsam. 27. 28. Kaç koymuştum ben oraya? 36 mı yoksa? Yok, 29'muş. Siz hepinizi buna çevireyim. Eski tekstürünü daha çok sevmiştim bunu. Ve ardından... O iş. Üç tane almışım. Ben daha fazla aldım zannediyordum ama olsun. 24. Evet.
Evet. Ve buradan bir taşımacılık yapacağız. Şimdi bu taşımacılığı nasıl yapabilirim? Şurada bir değişiklik yapmak istiyorum. Diesel Generator. Basic Fluid Extractor. Sen de değiş. Tank şimdilik olsun. Bu tank ayrı olacak. Aslında bunun tanka ihtiyacı yok. Düşününce. Evet. Tanka ihtiyacın yok senin. Şimdi sen bu taraftan gel. Tabii. Applied Energy 6'e geçtiğimizde bunlar AE kablolarıyla taşınacak. Çünkü AE kablolarıyla taşımayı seviyorum. Ha, gerçi onlar bayağı enerji kullanıyordu. O yüzden yapmayabilirim uzun bir süre. Enerji konusunda yeterli oluncaya kadar. Evet. Buraya bu arada biraz şöyle kıracağım. Geri kalan gold pipelarımı nasıl alacağım? Onu düşünüyorum. Cobblestone. Çünkü kaybetmeyi riske alamıyorum şu an. Çünkü ucuz değiller. Çünkü kaktüs toplamam lazım. Çünkü ucuz değiller. Çünkü kaktüs toplamam lazım. Çünkü ucuz değiller. Çünkü kaktüs toplamam lazım. Neden 3 kere tekrarladım? En ufak bir fikrim bile yok. Bu sıralar benim çok fazla fikrim yok ya. Evet. Günlük köfte saçmalama kotamızı doldurduğumuza göre seni şöyle taşıyalım. Ve benim daha fazla pipe'a ihtiyacım olacak. Kesinlikle. Evet, bayağı bir fazla. Kartımız da geldi. Neyse, şimdi burayı çalıştıralım. Burası öncelikli. Tamam, bunu böyle alacağım. Suda çalışmanın, hele hele böyle dipsiz bir suda çalışmanın sıkıntı yanı. Sürekli suya girmek gerekiyor. Evet. Şimdi Basic Fluid Extractor'ımıza bir şey doldurmamız gerekecek. O şey. Şu evin yarısı yıkılmaya başladığı için neyi nerede karıştırıyorum artık. Soldering Iron. Tamamdır. Bu yönden geçeceğiz. Soldering Iron'lar. Yanlış makineyi koydum ben buraya galiba. Fluid a doğru. Tamam. Enerji vermiyorduk. Trigger. Input. Tank.
down whitelist. Her zamanki yöntemimizi uygulayacağız. Tamamdır. All. Tabii şunu yapmayı kesinlikle unutmuyoruz, yoksa toplamda 1000 kovayı doldurup gerisini doldurmuyor. Dizel ve bir kovayı da ayarlayalım. Evet. Molten Soldering Iron. Tamamdır. Evet, bunlara da muffler'ı yerleştirmemiz gerekecek kesinlikle. Muffler'sız olmuyor. Bu arada neden Great Tech Pipe'ları değil de bunları kullandım diye soracak olursanız, ucuzlar. Great Tech Pipe'larından daha ucuzlar, evet. O yüzden bunları kullandım. Bir de hani uzak mesafeye taşımada yönetmesi daha kolay. Ve tabii ki de azaldı bu. Bayağı bir. Ona doldu, pipelara doldu, şunlara doldu. Evet. Bununla bayağı bir otomasyon yapacağım. İleride şöyle diyeyim. Bildiğiniz gibi bunda bayağı farklı sıvılar kullanılabiliyor. Seed oil olsun, şu olsun, bu olsun. O yüzden Ascending Machine'ler için özel bir oda yerleştirdim. Tabii bunlar otomatize edilecek bir süre sonra. O yüzden bu odayı uzatabilirim arkaya doğru. Evet. En son nerede kalmıştık? Bunu ne için kullanacağım diye soracak olursanız, bunu Eden Circuit yapımı için kullanacağız. Eden Circuit için iki farklı şey lazım. Önce bu lazım. Bir yandan da bu lazım. Bunlar zaten Forming Press'te yapılacak. Eden Circuit'in kendisi bunda yapılacak. Unutmadan input. Bu arada sen 5 kova olmuşsun, tamam. Ardından trigger input tanklarımız. Yanlardan Molten Soldering Iron. Gerçi aslında bunu da blacklist olarak yapsak daha mantıklı. Çünkü limiti koyacağız. O yüzden onları whitelist'ten ayarlamak çok daha rahat oluyor. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Down. Whitelist. Soldering Iron. Tam bir kova olsun. Üç kova koydu. Evet. Burada kafası karışmış arkadaşın. List. Specify amount. İlginç. Ben bir kova koy demiştim. Halbuki ama arkadaş kafasına göre koymaya karar vermiş. Olsun, onu öyle kabul ettik. Ardından ben biraz tin ve Antimony alayım. Alloy Smelter'ım nerede benim? Yeni makine yerlerine alışamadım henüz. Alloy Smelter. Tamam. Biraz daha Soldering Iron elde edelim. Ve sonrasında senin için ne lazımdı? Lapis Plate'i nasıl yapıyoruz? Lapis Dust kompres ediliyor. Tamam. Senin için Enriched zımbırtı lazım. Electrum. Electrum'u nasıl elde edeceğiz? Alloy Smelter'a gelelim. Altın ve Silver. Tamam, Gold ve Silver'la elde ediyoruz.
bunda. Yani kısacası önümüzdeki bölüm böyle bir şeyle karşımızda olacağız. Tabii şimdi çok fazla gelişmeyi planlamıyorum. Ben buradan şu arkadaşlarımı alayım. Aracılığa temel attıktan sonra da Blood Mage'e girerim diye düşünüyorum. Tabii önce biraz Blood Mage'i öğrenmem lazım. Biraz wikilerde şurada burada zaman geçireceğim demek oluyor bu. Neticede modların en iyi öğrenme kaynağı her daim wikilerdir. Tavsiye ederim. Yani bildiğiniz her yayıncı modları tamamen wikilerden öğrendi diyelim. Bazı modları gerçi wiki'den öğrenmek zor oluyor. Onları ise hani videolardan öğreniyoruz. Ya biz de bir yerlerden öğreniyoruz. Tabi bazı modlar genel kurcalayarak. Mesela Gregtek wiki artı kurcalama gerektiren bir mod. Hani ne kadar izlerseniz izleyin Gregtek'i bazı noktalarını anlamak zor. Hani ben de öncesinde bayağı izledim, okudum, şudur budur bu seriye başlamadan önce fakat hala çok fazla şeyi anlayamamıştım. Oynamaya başlayınca ha buymuş demeye başlıyorsunuz. Yani Gregtek kesinlikle önce oynanması gereken bir mod. Benzer şekilde mesela Rotorycraft'ta oynanması gereken bir mod. Oynamadığım için Rotorycraft'tan o yüzden çok anlamıyorum. Fakat burada Salih'in sözüne güveniyorum. Forester'de aynı şekilde öğrenmek için, adarsu bazı şeyler en azından arıcılığını şuyunu buyunu öğrenmek için oynanması gereken bir mod. Yani bu detayları aklınızda tutun. Bir modda izleyerek vesaire bir şey öğrenmiyorsanız bilin ki o esnada siz oynanması gereken bir modu öğrenmek için oynanması gereken bir modu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden öğrenemiyor olabilirsiniz. Ve bu ufak dersimizin ardından ben şunları yerleştirmeye devam ediyorum. Bu binanızın şablonu böyle bir şey. Ve evet çatısı kapalı olacak ve şu auronudu ya yok edeceğim ya taşıyacağım. Muhtemelen yok edeceğim çünkü pek bir işime yarayacak gibi gözükmüyor. Neticede dev nodumu sadece Ignis kısmını bitirip Ignis kısmı kaldı benim dev nodumun. O da bittiğinde dev nodum hazır olacak komple. Şu parçayı alacağım ya. Tam yetsin istiyorum. Ya öyle bir durum var. O yüzden muhtemelen o nodu yok edeceğim. Gene şu kenara gelmesinden nefret ediyorum. Evet. Burası tamam. Diğerlerinde kamera arkası tamamlarım. Ya ne olacağını görmüş oldunuz. Yollar boyutu biraz daha büyük bunun çünkü arıcılık için alan lazım. Neticede. Ve petrolümüz de akıyor. Burada da azalıyordur muhtemelen petrol. Evet, azalıyor. Gerçi tekrar artmaya başlamış sanırsam. Emin değilim. Şuraya da petrol adam gibi gelmiyor. Biraz daha hızlı taşımasını sağlayacağım bir şekilde. Muhtemelen birden fazla kart koyarak yaparım bunu. Ya da... Evet, birden fazla kart. Ama birbirine bağlı değiller, ayrı ayrı geliyorlar. Evet, daha mantıklı. Bunun için birden fazla da unloader lazım tabii doğal olarak. O yüzden sanırım geliş noktalarını aşağıya taşıyacağım. Evet daha mantıklı gibi. Bunun üstünden gelsinler. Şimdi bölüm yapmamız gereken başka ne var? Bu bölüm başka bir şey yapmayacağız sanırsam. Şu ana kadar neler yaptık? Aslında bu bölüm başka bir şey yapacağım.
Onu da halledeyim, öyle kapatayım bölümü. Şu kaktüslerimizi alalım. Tabii yetecekler mi onun hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ama biraz beeswax'im vardı sanırsam. Evet, bir tane beeswax var. Bunları da atalım. Şu anki tek çalışır durumdaki fırınımız bu arada. Taşıma sürecinde böyle bir sıkıntımız var. Şu an tek çalışır durumdaki fırınım bu. Evet. Tamamsınız. 10 tane. Ya bunun anlamı bir set daha yapacağız. 10 tane pipe'm. Gene yetmeyecek. Olsun taşı. Biraz daha ilerletmiş olurum. Bölüm arası biraz daha şu kaktüslerin büyümesini bekleyeceğim. Ya da çöle dalıp. Aslında çöle dalabilirim. Çöle dalmam daha mantıklı, evet. Ve benim daha iyi crafting table yapmam lazım. Hatta dur. Workbench. Work table. Bu crafting table chest. Hemen yapalım bir tane. Book. Crafting table. Chest. Evet. Chest. Evet. Word table'larımızdan biri hazır. Seni şöyle koyayım. Bu tam olarak nedir diye soracak olursanız. Şöyle yerleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi alttan alıyor. Burada da son 9 recipe'yi hatırlıyor. Şöyle kilitlerseniz onun yerine asla doldurmuyor. Şurada temizliyor. Evet, kısacası bu arkadaş böyle bir şey. Bayağı bir crafting işlerimizi kolaylaştıracak. Bunlardan birkaç tane yapsam güzel olur. İşimi rahatlatacak. O zaman ne diyoruz? Bakalım başka işime yarayabilecek bir şey var mı? Auto workbench'i kullanabilirim. Ha, o da işime yarayabilir. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Ben bölüm arası şu pipeların bitmesini bekleyeceğim.